Sevgili dostlar, biz ondan psikologların psikoloğu diye bahsediyoruz. Etçik abartıyor muyuz? Zannetmiyorum. Bence hatta bunu biraz daha da abartabiliriz. Psikologların psikologlarının psikoloğu da diyebiliriz. Gerçekten bu ünvanları damlasına kadar, zerresine kadar hak eden bir heriften bahsediyorum. Elbette Dostoyevski'den. Sevgili dostlar, Nietzsche, insan aşılması gereken bir canlıdır der. Ve kitaplarında insan kendini nasıl aşabilirin cevaplarını arar. Ama Dostoyevski'de bu böyle değildir. Dostoyevski'ye göre insan anlaşılması gereken bir canlıdır. Ve o kitaplarında, romanlarında, yazılarında insanı anlamaya çalışır. İnsan nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız Dostoyevski'yi okuyacaksınız. İnsan nasıl aşılır bunu anlamak istiyorsanız Nietzsche'yi okuyacaksınız. Her ikisini meç ederek ortaya yeni ürünler çıkartmış birini okumak istiyorsanız da Freud'u okuyacaksınız. Freud teorilerini kendinden önceki bu büyük heriflerin öğretileri üzerine kurmuştur. Dostoyevski olmasaydı Freud'un teorileri eksik kalırdı. Birçok kavramını onun romanlarından emdikleri üzerine kurmuştur. Nietzsche olmasaydı Dostoyevski biraz eksik kalırdı. Schopenhauer olmasaydı, Kant olmasaydı Freud'un teorileri eksik kalırdı. Freud sıfırdan bir şey yarattı. Bir psikoloji bilimi yarattı yani. Bir literatür yarattı yani. Ve bu sıfırdan yarattığı literatürü onlardan aldığı o derin bilgiler üzerine inşa etti. Bakın bu psikologların psikoloğu, bu yakışıklı herif, bu canımızın içi bir tanemiz, Dostoyevski'miz yer altından notlarda ne diyor? Diyor ki sevgili dostlar, şimdi siz bu hayatta en çok ne istiyorsunuz kardeşim diyor, mutlu olmayı istiyorsunuz. Hepinize sorsam dersiniz ki işte şöyle mutlu olayım, hani böyle güzel bir yuvam olsun, işte mutluluğa boğun beni, üstüme böyle serotonin boca edin, mutluluk içinde yüzeyim yani. Ve de işte zenginliğim olsun, ekonomik hiçbir derdim olmasın mümkünse, dollarslar taşsın evden sokağa doğru yani. Böyle TikTok videolarımda falan dolarlar falan savurayım havaya. Ve de işte kocam olsun, işte karım olsun, çocuklarım olsun. Değil mi yani? Hani böyle çok mutlu olayım yani. Hani mutluluktan geberene kadar mutlu olayım yani. Hepiniz diyor bunu istersiniz. Bakın diyor Dostoyevski, hepinize bunu veriyorum. Sizi diyor mutluluğun içine gömüyorum. Üstünüze diyor serotonin boca ediyorum diyor yani. İşte ekonomik hiçbir sıkıntınız yok. Bolluk, refah, bereket içerisindesiniz. İşte kocanız var, karınız var, neyse işte çocuklarınız var. Yani diyor hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıyorsunuz, ürüyorsunuz diyor. Börek, çörek yiyorsunuz, eşinizle sevişiyorsunuz, ürüyorsunuz, insanlığın devamı için ürüyorsunuz. Testosteronlarınıza, östrojenlerinize sağlık efendim. Spermlerinize, yumurtalıklarınıza sağlık. İnsan türünü devam ettiriyorsunuz. Ve de işte çok mutlusunuz. Sonuç bu yani. Hiçbir sorun yok. Bakın diyor Dostoyevski. Bu hayata çok kısa bir süre dayanabileceksiniz diyor. Başlarda size çok iyi gelecek. Tam da istediğim şeydi diyeceksiniz diyor. Birkaç ay sonra, hadi ben biraz artırayım, birkaç yıl sonra diyeyim. Birkaç yıl sonra huzursuzlanmaya başlayacaksınız. Kaşınmaya başlayacaksınız bizim oraların tabiriyle. Yine bu kaşınıyor derler bizde. Kaşınmaya başlayacaksınız. Gözünüz böyle fel fecir okumaya başlayacak. Kimi şeytanlıklar düşünmeye başlayacaksınız. Yavaş yavaş mutluluk, bereket, serotonin size batacak diyor Dostoyevski. Batacak. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuz olacak diyor. Çok enteresan. Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş o mükemmel düzeni bozmaya başlayacaksınız diyor. İnsanın en büyük özelliklerinden biri budur diyor Dostoyevski. Budur nedir? Kendine insan olduğunu ispatlamak, özgür olduğunu, bir iradesinin olduğunu, ben de varım, göreceksiniz beni, duygusunu ispatlamak. Çünkü bu düzende her şey onun iradesinin dışında. Bu mutluluğu kendi elde etmemiş. Emek vermemiş, hiçbir sıkıntı çekmemiş. Bir de iradesi söz konusu değil yani. Zaten her şey mutlu. Ya mutsuz olsa da olamıyor zaten yani. Kocası çok iyi, çocuklar çok iyi, zenginlik, bereket hiç azalmıyor. Yani hiç kendi imzası yok bu işin içinde. Hiçbir şeye müdahale edemiyor. Ama her şey mükemmel akıyor.
mutluluk, mükemmel gidiyor yani. Hepinizin istediği şey. İşte diyor ki Dostoyevski, kendi iradesi olmadığı için burada, hani kendi iradesini çok fazla hissedemediği için, özgür iradesini sergileyemediği için sıkılacak, bunalacak, mutluluğu, mutsuzluğu olacak ve yavaş yavaş şeytanlıklar düşünmeye başlayacak diyor. Yavaş yavaş orayı bozmaya başlayacak. Mutluluk batmaya başlayacak efendim. Ve yavaş yavaş gözleri felfecil okumaya başlayacak diyor. Bunu yapacaksınız diyor Dostoyevski. İster inanın ister inanmayın diyor. Yapmıyor muyuz sevgili dostlar? Bize iyi giden şeyler batmıyor mu? Sevgili dostlar bakın size bir şey söyleyeceğim. İyi giden her şey sizi sıkar. Böyle buyurdu Zerdüşt. Böyle dedi Ömercik. Her iyi giden şeyden sıkılırsınız. İyi giden bir ilişki kadar sıkıcı başka bir şey yoktur. Sıkılırsınız. Her şey o kadar iyidir ki. Pembe masallardaki gibi, Barbie dünyası gibi. Anam hiçbir hareket yok. Kavga yok, gürültü yok, kaos yok. Ay ne sıkıcı. Ay bu herif de ne sıkıcı çıktı. Ay bu kadın da hiç kavga etmiyor ya. Erkek kadının kavga etmesini ister. Kadın kavga çıkartır. Niye? Niye? E işte sıkılıyorsunuz. Bir hareket katmak istiyorsunuz. İyi giden her şeyi bozarız biz. Bakın böyle bir özelliğimiz vardır. Sonra bozarız. Biraz kavga ederiz, ayrı kalırız. Surat asarız, domuzlaşırız, öküzleşiriz. Git işte seni sevmiyorum, sen de ömrümü harcadım sana da. Boşa lanet olsun sana olan sevgimi kediye köpeğe verseydim. Deriz 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 deriz. İki gün geçer aşkım. Aşkım aşkım aşkım. Yavaş yavaş yaklaşırız. Oh, iyi giden bir şeyi bozduk. Şimdi tekrar bir aradayız. Oh, bir süre daha iyi gideceğiz. Sonra ben yine bozacağım zaten. Taraflardan biri bozacak. Genelde kadın bozuyor gibi gözüküyor da aslında biraz niye yapıyorlar bunu? Heyecan katmak için. Sen beni eskisi kadar sevmiyorsun. Bak nereden çıktı? Durup dururken televizyon seyrediyoruz yani. Zıkkımının kökünü bir şey izliyoruz yani. Sen beni eskisi kadar sevmiyorsun. Erkek çünkü bak erkek hemen bir mallaşır zaten. Ne oldu aşkım hayrola? Sen yine bir huzursuzlaştın. Ne oldu? Ne duydun yine? Ne gördün yine? Kim kime ne almış yine? Bak erkek de biliyor artık azıcık azıcık yani. Ay ne bileyim işte öyle hissediyorum. Eskisi kadar beni çekici bulmadığını düşünüyorum. Şimdi bak başlar. Erkeği yavaş yavaş mal eder yani. Erkek biz erkeklerde azıcık mal olduğumuz için hormonlarımıza sağlık azıcık mal olduğumuz için hemen mallaşırız zaten. Ay aşkım ne oldu? Tamam ne istiyorsun? Yine ne var? He söyle. Erkek de biraz artık üst tondan konuşur yani. Manipülasyonlarına hemen geliriz kadınlar. İşte onun kocası bilmem işte iş teklifi gelmiş de gitmemiş oraya biliyor musun? Ay nasıl bir aşk? Nasıl bir aşk? E aşkım ne alaka? Bizim dükkanımız var yani biz esnafız aşkım. Onlarınki tayin bayin bir şeyler. Ne yapalım dükkanı kapatak da başka bir yere mi gidek? Sana aşkımızı ispatlamak için Sibirya'da mı şube açak yani? Oraya mı gideyim? O gideyim gelim ne? Ne istiyorsun? Ay ne bileyim hiç öyle aklıma geldi yani. Annen de geçen zaten. Böyle bir bakışlarında bir şeylik sezdim anne. Nasıl baktı? Yan yan. Nasıl bakacaktı? Ay bilmiyorum işte aman konuşturma beni işte. Bakın bozarız. Sıkılırız çünkü. Çok sıkıcı gelir bize. Sevgili dostlar bak ilişki koçuna gidin. Deyin ki ben ilişkimde işte şöyle olmak istiyorum. Size 5 tane tavsiye verir. Bak 3 tanesini yaparsanız iyi. 2 tanesini bilerek yapmazsınız. Kendinize insan olduğunuzu ispatlamak isterseniz. İlişki koçu kim be? Onun dediği her şeyi yapacak da değilim. Bizim de bir aklımız var yani. Biz de boş değiliz. Bu kadar ilişki yaşadık yani. Biz de bir ilişki koçu sayılırız kardeşim. Ne oluyor yani? İlişki koçuymuş. Dersiniz. Bozarsınız. Bak eski sevgili geri döndürmeyle ilgili, beş tane yol söyleyeyim size. Diyeyim ki şu beşini yapın, işte ak gibi gidecek, it gibi dönecek o herif diyeyim. Bak üçünü yapar, dördünü yapar, beşincisini yine yapmazsınız. Dönmesini istemiyor musunuz? İstiyorsunuz da orada kendi imzanızda olmalı. Hep benim dediğimi yaparsanız kendinize saygınız azalıyor. Diyorsunuz ki yani bu ilişki koçunun her dediğini yapacak değilim, bu beşinci madde saçma, yapmıyorum bunu lan. Dersiniz. Ve yine gelmez. Sonra biliyorum ben onun geleni. Şerefsiz dersiniz. Git bok yiyorsan ye dersiniz. Kendinize ispatlamak istersiniz.
Yaşam koçu size tavsiyeler verir, bir tanesine uymazsınız. Ay yaşam koçuna gittim, işte hayatımı düzenliyoruz, işte kariyer planlaması yapıyoruz. İşte biraz işte sağlıklı besleneceğim, biraz toksik insanlardan uzaklaşmam gerekiyormuş. Bak tavsiyeleri almış, akşam toksik insanların olduğu partiye gidecek. Akşam gider, tabii herhalde gideceğim. Yani hani yaşam koçu gitmedi de dur ben bir gideyim. Ben kendimi toksiklerden korumayı öğrendim. Mesele partiye gidip gitmemen değil, güzel dostum. Mesele kendini ispatlaman. Ben de insanım da, benim de bir fikrim var. Ben de biliyorum. Kendimize biz her an kendimizi ispatlamak isteriz. Sırf kendimizi ispatlamak için mantıksız davranırız. Salak davranırız. Geri zekalı davranırız. Siz kendinizi çok akıllı, mantıklı zannediyorsunuz değil mi? Tüm sonuçlar size bir yolu gösterse ve o yol çok mantıklı, çok akıllı bir yol olsa gitmeyebilirsiniz diyor Dostoyevski. Mal mısınız? Bilmiyor musunuz o yolun mantığı? Biliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki hayır kardeşim. Benim de bir fikrim var. Tamam o yollar mantıklı gözüküyor olabilir. Ben buradan gideceğim. O yolda kafan boktan çıkmayacak olsa da yine o yola gidersin. İmzamı atıyorum diyor Dostoyevski. Hepiniz bunu yapıyorsunuz diyor. Yapmayın demiyorum diyor. İnsan nedir? İşte insan budur. İnsan her an kendini ispatlamak ister kendine. Ve bunun için mantıksız şeyler yapmayı da göze alır. Salaklıklar, gerizekalılıklar yapmayı da göze alır yani. Size herkes o kadından ayrılmanız gerektiğini söyler ya da o heriften. Kızım ayrıl denir ya bu adamdan. Görmüyor musun bu adam şerefsizin teki? Bu herkese mavi boncuk dağıtıyor. Bu adamın seninle bir işi yok kızım. İşte salaksın sen. Kendini kaptırmışsın ona. Malın önünde gidenisin. Ayrılsana falan diyorsunuz. Ayrılmıyor. Çünkü benim de bildiğim bir şey var. Siz diyorsunuz hepiniz ayrı ayrı. Yani tamam 100 tane akıl bana ayrıl diyor ama benim aklım ne diyor? Ayrılma diyor. Ben kendi aklıma uyarım. Kendime kendimi ispatlarım. Hiç kusura bakmayın. İşte insan o yüzden aptallıklar yapar. Gerizekalılıklar yapar. Hepimiz gerizekalıyız. Hepimiz aptalız. Hepimiz malın önünde gideniyiz abi. İşte ispatlayacağız kendimizi. Terapistinize gidersiniz, tavsiyelerinize uymazsınız. Aferin size. İşte bu. Ben bir film izlemiştim. Filmde asansör fobisi var danışanın. Terapiste maruz bırakma tekniklerini anlatıyor. İşte diyor ki bak ofisimin çıkışında asansör var. Bugün bu asansöre binerek başlıyoruz diyor. Bilişsel davranışçı terapi yapıyor anladığım kadarıyla. O da tamam diyor. Bugün başaracağız bu işi diyor. Kapıdan çıkıyor. Terapist o gözden bakıyor. Hani yapacak mı yapmayacak mı diye. Danışan da onun masada kendisine baktığını biliyor. O da şöyle bir kapıya bakıyor. Asansöre binecekmiş gibi yapıp hemen merdivenlerden iniyor. Yine bildiğini okur insan. Burnunun dikine gider insan. Bunun başka bir versiyonu daha var. Onu söylemeyeceğim efendim. Burnunun dikine gider insan. Ben daha iyi biliyorum. Bak herkes kendi aklına hayrandır. Herkes narsisttir. Bak dünyada kendini en çok beğenmeyenimizi bulalım. En değersiz hissedeni. Ve diyelim ki ya gerçekten de seni değiştireceğiz abi. İşte Claudia Schiffer'la senin hayatını değiştireceğiz. Kesinlikle Claudia Schiffer olmak istemez. Asla. Herkes bok çukurunda olsak da kendi hayatını sahiplenir. Ve aslında bu çok güzel bir şey. Benim hayatım bu da. Benim hayatım bok çukurundaysa bok çukurunda var mı diyeceğim. Ben mahvettim bu hayatı, ben. Ama ben mahvettim. Sizin bana çizdiğiniz, kendimi robot gibi hissettiğim mükemmel hayattansa, o yapay hayattansa, ama gerçek bir hayat. Ama kafası bokun içinden çıkmayan bir hayat. İşte benim hayatım. İnsan hayatını mahvetmek ister. Mahvetmek istemez. Hep güzel şeyler yaşamak istersiniz. Mutlu olayım, İşte huzurlu olayım, her şey yolunda gitsin. İstersiniz, doğru. Bunun için çaba da sarf edersiniz. Ama mahvetme hakkınızın elinizden alınmamasını istersiniz. Kimse benden hayatımı mahvetme hakkımı elimden alamaz. Bu hayatı mahvetme hakkım elimde olacak kardeşim. Bir ilişkide bana deseniz ki garantili bir ilişki. Hani 30 yıl mutluluk kesin var yani. Ay ben girmem o ilişkiye. Çünkü ben ilişkimi mahvetme hakkımın elimde olmasını isterim. Mahvedecek değilim. Hani salak değilim ama salak da olabilirim. Mahvedebilirim. Kime ne? Hatta mahvetmekten alttan da keyif alıyorum belki de. Hani diyorsunuz ya, bu ilişkinin katili benim. Ağlayarak söylüyorsunuz. Belki de bilinçaltınızda bundan çok büyük keyif de alıyorsunuz. Çünkü kendinize kendinizi ispatladınız.
özgür iradenizi. Ben bir ilişki mahvedebiliyorum abi. Ben böyle güzel duyguları öldürebiliyorum abi. Sen en güzel duyguların katilisin. Öyle dedi bana ya. Dedi ki bana böyle yüzüme baktı. Sen dedi en güzel duyguların katilisin bebeğim dedi. Evet ya. Galiba biz böyle en güzel duyguları mahvediyoruz abi ya. Yani bizden herif olmaz, bizden adam olmaz ama bak mutlu oluyorum aslında. Alttan alta mutlu oluyorum. Benden adam olmaz diyor ya Teoman şarkısında. Bu bir mutluluk verici bir şey. Hiçbirimiz adam olmak istemeyiz. Adam olmaya çalışırız ama adam olmak istemeyiz. Daha doğrusu adam olmama hakkımızın elimizden alınmasını istemeyiz. Hepimiz mahvetme hakkımızın elimizde olmasını isteriz. An be an insan olduğumuzu kendimize ispatlamak isteriz. Her zaman. Hani bu TV programlarında oluyor ya, beni dinleyeceksiniz diyor. Ben burada saksı değilim, beni dinleyeceksiniz. Belki de gerizekalıca konuşacak. Olsun. Gerizekalıca da konuşsam beni dinleyeceksiniz. Ben burada bir saksılık değilim. Ben burada bir askılık değilim efendim. Beni dinleyeceksin. Tamam dinliyoruz baba. Konuş. Azıcık da sen saçmala. Tabii ki saçmalayacağım. Saçmalasam bile dinleyeceksiniz beni. İnsan olduğumu ispatlamak istiyorum size. İnsan her an insan olduğunu ispatlamak ister. Bakın yapay zeka size çok güzel bir hayat kariyeri çıkarsın. Uyumayacaksınız. biraz uyuyacaksınız. Bak yapay zeka size en güzel kızı bulsun ya da en güzel erkeği bulsun. Bu desin bak hani en güzel erkek bu. Biraz çıkarsınız. Bu arada hiç peşinde koşmayacaksınız. Hani böyle köpek falan olmayacaksınız peşinde yani. Sürünmeyeceksiniz, sürüngenleşmeyeceksiniz. Gayet güzel böyle hemen meç oldunuz yani. Bak bir ay sonra sıkılırsınız. Ay bu yapay zekanın bulduğu da ay çok sıkıcı çıktı. Ay tamam yakışıklı falan istediğim biri ama yani hiç kavga edilmiyor. Her şeyi alttan alıyor. Çok empati yapıyor. Çok duygusal zekası yüksek. Ay ağzımın tadıyla bir kahve diyorum. Canım kahve çünkü herhalde. Ağzımın payıyla, ağzımın tadıyla bir kavga edemiyorum ki şekerim. Yani şöyle bir ağzına edemiyorum yani. Ay çok alttan alıyor. Çok böyle yapıcı. Ay biraz da yıkıcı olsun. Ay biraz bağırsın, küfretsin yani. Niye insan oldu? İspatlamam lazım. Kavga etmem lazım. O yüzden sevgili dostlar, insanlık bir noktaya gelecek. Hani böyle uygarlık, medeniyet, teknoloji, telefonlar, şunlar bunlar bir noktaya gelecek. Daha o noktaya gelmedi. O noktaya gelince aşağı doğru inmeye başlayacak. İster inanın, ister inanmayın. İnsanlar yıkıcılığıyla yaptığı her şeyi mahvedecekler. Niye? İnsan olduğunu ispatlamak için. Biz insanız kardeşim. Buraları biz böyle teknolojiye, yapay zeka falan bırakacak değiliz yani. Geçen bir ilan gördüm. Şey yazıyor. Bu lezzeti yapay zeka yapamaz. bir restoran reklamı. Valla. yapay zeka size diyor formülleri verir. Ama bu lezzeti... Yapay zekaya meydan okuyoruz şu an. Sen kimsin ulan? Sen kimsin? Ben kararım onun harcını. Gizli formüllerim var benim. Ben insanım ulan. Benim insan olduğumu göreceksiniz. Hepinize ispatlayacağım insan olduğumu. Biz teknolojiye, o çıktığımız üst seviyeye kendimizi ispatlamak için o seviyeyi yıkmaya başlayacağız. Ve oradan aşağı doğru da dönmeye başlayacağız. Daha oraya çıkmadık. Çıkıyoruz. Az kaldı herhalde bilmiyorum. Sonra da inmeye başlayacak. İnmeye başladığını da çıktığını da belki biz göremeyebiliriz. Geberip gideriz belki ama görenlerimiz aramızda Z olanlardan varsa canım Z'ler bize artık ruhumuza, ruh yoksa da işte o neyimize ise yani bilincimize ya da küllerimize en kötü o dönüşü haber edersiniz efendim. İlerleyen yıllardan gerideki küllerimize o haberleri iletin. Göreceksiniz yaşarsanız. Geberip gidenler göremeyecekler. Çoğumuz çünkü geberip gideceğiz bence ama çünkü daha çok var o zamanı. Ama görenleri görecekler. Evet sevgili dostlar, insan kendine insan olduğunu ispatlamak. O yüzden çok düzgün bir hayat yaşamak diye bir şey yoktur. Bak ağzınız düzgün yaşamak der, bilinçaltınız o düzgünlüğü bozmaya çalışır. Ben şöyle bir eş arıyorum. İşte beni dinlesin, empatili olsun, duygusal zekası çok yüksek. Aba yapay zeka bulduysan o herifi. Bak 2 ay sonra bıraktın. 2 ay sonra ne oldu? Ne oldu bacım? Ne oldu ablacığım? İki, diyordun ki bana empatisi yüksek değil, güzel değil. Ne oldu? Bak hemen bozdun. Çünkü insanlığını yaşatmıyor sana. Şöyle bir ağzına edemiyorsun şöyle güzelce. İnsan olduğunu unutturuyor sana. Böyle robot gibi davranıyor. Böyle yapay zeka gibi. Her şey yazılmış. Tık 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 tık.
Ay ne sıkıcı be. Üf. Biraz kaos olsun. Biraz ortalık çamur olsun. Bok götürsün biraz ortalığı. O yüzden böyle tertemiz evlerde rahat edemiyorum. Bu ne be? Bu ne yani? Böyle mükemmel sofralarda rahat edemiyorum. Ben mükemmel görünmeye çalışan insanlarla da diyalog kuram. Bu ne be? Dişleri insanın azıcık sarı olmaz mı ya? İnsanın azıcık böyle ne bileyim defoları olmaz mı ya? Hani sinemada falan görüyorum çıkıyor doktorlar. İşte bambeyaz dişler. Uzun ömürlü. Ay çok sıkıcı. İnsan biraz hasta olur. İnsan biraz yani nevrotik olur. İnsan azıcık gerizekalı mal olur. O zaman insan olur ki biz sevgili dostlar insan olduğumuzu ispatlamak için bile psikolojik olarak hasta oluruz diyor Dostoyevski. Bak şimdi birinci aşama ne? O mutluluğun içinde elleriyle bozdu. İnsan olduğunu ispatlamak için. Elleriyle bozamazsa ne olur diyor bak Dostoyevski. Bak bak çok ilginç bir şey. Elleriyle bozamıyorsa diyor zihniyle bozmaya çalışır. Zihninden diyor böyle şeyler geçirir, düşünceler. Acaba işte o beni sevmiyor mu acaba artık? Bak söyleyebilen söyler. Direkt bozar yani o güzel giden ilişkiyi. Bozamıyor diyelim. Hani söyleyemiyor diyelim. O düzenek çok sağlam diyelim. Hani özgür iradesine hiç izin vermiyor diyelim o düzenek. Bu sefer diyor zihnin içinde bozmaya başlar. Hayaller kurar, paranoyalar kurar. Acaba başkasıyla mı görüşüyor? Bak bak psikolojik hastalıklar niye var? Dostoyevski üstattan dinle canımın içi. Adam yazmış ya. Adam bugünkü teorileri romanlarında bilinç akışıyla lah 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 yazmış. Psikolojik hastalıklar diyor Dostoyevski. Sevgili dostlar biraz da insana kendini ispatlama çabasından doğar diyor. Bak paranoya kurmaya başlar diyor. O düzeni bozamıyor ya. Her şey güzel ve çok sıkıcı orası. Bu sefer kafada bozmaya başlar. Acaba beni mi aldatıyor? Kimdi o ya? Geçen biriyle bilmem bir şey yapmış falan. Kafada bozar diyor. Kafada acılar yaşar. Ama yine de orada paranoyalarla ya da kafada bozmalarla kendine yine insan olduğunu ispatlar. Yine benim bildiğim doğru. Bak ben bir şey biliyorum dedi. Bak benden demesi bu adam beni aldatıyor. Fol yok, yumurta yok. Aldatıyor. Yok. Çok o sevişirken sağ yanağımı şöyle öpüyor. Bak öpmedi. Bak bulursunuz. Kafada bozarsınız diyor. Hepimiz yapmıyor muyuz? Bazen ilkten bir şeyi bozamıyoruz, paranoyalar üretiyoruz. Kafamızda bozuyoruz. Acaba başıma şu gelir. Bu. Aslında bunlarla diyor Dostoyevski, kendinize insan olduğunuzu ispatlamaya çalışıyorsunuz. Yine bildiğinizi okuyorsunuz. Yine burnunuzun dikine gidiyorsunuz diyor. Bak üçüncü seviyeyi söyleyeceğim. Hazır olun. Şok şok şok. Manşetten geliyor. Kafasında diyor, bozamayanlar hayal edin. Öyle bir düzenek ki burası. O mutluluğu bozamıyorsun. Hani insan olduğunu bir türlü ispatlayamıyorsun. Özgür irade yok. Hayatını mahvetme hakkın elinden alınmış. Her şey önceden planlanmış. O yüzden kötü bir şey yapamıyorsun. Günah işleyemiyorsun. Haksızlık yapamıyorsun. Ay ne kadar sıkıcı bir yer. O kadar ki yapamıyorsun yani. Hani özgür iradene ket vurulmuş. Öyle hayal et diyor. Zihnine de ket vurulmuş. Zihninde de hiçbir şeyi bozamıyorsun. Paranoya da üretemiyorsun. Bak paranoya üretmek bile bir özgürlük Dostoyevski'ye göre. Çünkü bunun bir diğer aşaması var. Zihninde de diyor kuramıyorsan, kafanın içinde de diyor böyle bozamıyorsan onu, oraya da diyor müdahale ettiyse sistem, ben sana diyor en uç seviyeyi söyleyeyim. Sırf diyor iradeni ispatlamak için, ben de insanım demek için bu sefer delireceksiniz diyor. Ya mantıksızlığı tamamen iptal edip, aklı tamamen iptal edip delilik seviyesine çıkacaksınız. Ve orada da şunu göstereceksiniz. Aha bak hiçbir şeyime izin vermediniz. Aha ben de deliririm işte diyeceksiniz diyor. Ve yine kendinize insan olduğunuzu ispatlayacaksınız. Benim azıcık hata yapmama izin vermiyorsanız özgür irademi, aha ben de deliririm o zaman. En üst seviye diyor. Arkadaşlar bu inanılmaz tespitler ya. Bu bana neyi anımsattı biliyor musunuz? Depresyonun 150 yıl önceki adı histeriydi, histeri. O zaman depresyon adı yok. Depresyonun daha önceki dönemlerde farklı adları olmuş. Daha önce içine şeytan kaçtı falan demişler depresyon yaşayanlara. Freud zamanında da histeri deniyor. Histeri daha çok kadınlarda görülüyor. Depresyon belirtileriyle hemen hemen aynı. Histeri rahim demek zaten. Bu arada biliyorsunuz yani histeri Latince bir kelime. Bu tarz bilimsel şeyler hep Latince isim veriyorlar. Ki daha hani ciddiye alınsın diye. Hani siz de bir buluş falan yaparsanız adını Latince koyun ki değer görsün yani. Öyle bir şey var bilim dünyasında. Latince koyunca işte catharsis daha böyle hani boşalım demek var. Boşalım. Hani başka bir şey de çağrıştırıyor. Ama bir de catharsis yaşadım demek var.
daha havalı duruyor efendim. Bu tarz bilimsel kelimelerde Latince kullanılır her zaman. Histeri de Latince rahim demek. Kadınlarda daha çok görüldüğü için rahim denmiş, histeri denmiş. Septomları depresyonla hemen hemen aynı. Hareketsizlik, enerjisizlik, yerinden kalkamama, yaşam enerjisinin oldukça düşmüş olması. Bunlara ek olarak bedensel reaksiyonlar da var. Kısmi felçler var. Fiziksel olarak hiçbir sebebi yok ama mesela sağ kolu hareket etmiyor. Ya da bacakları hareket etmiyor. Sevgili dostlar, o dönemki kadınların histerisinin altında aslında biraz az önce Dostoyevski'nin söylediği şey varmış. Çünkü o dönem kadınlara kendileri olma hakkı verilmiyor. Onlara roller önceden belli. Diyor ki sen kocana iyi bir eş olacaksın. Çocuklarına iyi bir anne olacaksın. Yatakta şöyle olacaksın, mutfakta şöyle olacaksın. Senin kendi düşüncen yok. Bak iradelerine biraz ket vuruluyor. İnsan olduklarını ispatlamalarına biraz engel olunuyor. Biraz böyle robot gibi yaşamak zorundalar yani. Hala o devam ediyor bazı yerlerde. Kadın sanki bir robot gibi. Hani iyi anne, iyi iş, lah 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 lah. Robot mu lan bunlar? Robot mu yani? Kurun böyle tık 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 tık. O da her şeyi yerine getirsin. Hiç hata falso da vermesin. Depresyona girdiğinde bile ay anne böyle anne mi olur? Niye depresyona girmek günah mı? Giremez miyim kardeşim? Depresyondayım lan var mı diyeceğiniz bir şey? Var mı yani? İşte o dönem kadınları sevgili dostlar histeriyle aslında bir nevi kendilerini ispatlıyorlarmış. Nasıl ispat? Bakın çok ilginç. Siz bana benim yaşamak istediğim hayata izin vermiyorsunuz ya. Hani beni engelliyorsunuz. Bana rolleri siz biç. O zaman diyor ben de sizin bana biçtiğiniz rolleri oynamam. Depresyon, o dönemin histerisi böyle yorumlanmış. Aslında o dönemin kadınları kendilerine biçilen rollere bu şekilde red koyuyorlarmış. Bir direniş, bir pasif direniş. Hiçbir şey, bak siz benim istediğim hayatı yaşamama izin vermiyorsanız, vermiyorsunuz ya, ben de sizin benden istediğiniz hayatı yaşamıyorum işte. Histeri yaşıyorum, kısmi felçler yaşıyorum. Tabi bunu bilinçle yapmıyorlar, bunlar bilinçle yapamazsınız. Bunlar bilinç altında gerçekleşiyor. Onlar da anlayamıyor aslında niye bunu yaşadıklarını. Aslında anlasalar, psikanalizle bunların analizini yapsalar belki farklı bir yola da girebilirler. Bakın bilinçaltısal bir direniş var burada. Bir bilinçaltısal protesto var. Siz bana benim yaşamak istediğim hayatı vermiyorsunuz, buna izin vermiyorsunuz. Ben de sizin benden istediğiniz hayatı yaşamayacağım kardeşim. Ve bu şekilde histeriyle kendime özgür irademi ben de böyle ispatlayabiliyorum. Histeriyi o dönem öyle yorumlamışlar. Depresyon da biraz böyle olabilir mi? Depresyon biraz pasif bir direniş olabilir mi? Bilinçaltısal bir protesto olabilir mi? Depresyonun belirtileri hareketsizliktir, isteksizliktir, yaşam enerjisinin çok azalmış olmasıdır. Acaba altında istediği hayatı yaşayamamak olabilir mi? İstediğim hayatı yaşayamıyorum. Belki de çok robot gibi hissediyorum kendimi. Ve bıktım usandım robotluktan. Kurmuşlar beni bir makina gibi. Hiçbir müdahalem yok gibi yani. Hiçbir şeyime izin verilmiyor sanki bu hayatta. Düşüncelerimde de özgür değilim. Arzularımda da. Neyi arzulamam gerektiğini de buyuruyor efendilerim. Neyi düşünmem gerektiğini de söylüyor efendilerim. Rollerim hep belli benim doğuştan. Kaderim belli yani. O zaman ben neyim? İnsan mıyım, robot muyum, makine mıyım? Ve de robot ve makine olmam isteniyor benden. Ama insan olmama hiç izin verilmiyor. İsteklerimin hiçbir önemi yok. Ben kimim ki? Annelikle ilgili duygularımı bile bana buyuruyor efendilerim. Anne şöyle hisseder. La hissetmiyorum la. Ben sizin gibi hissetmiyorum. Belki ben anneliğimi sevmiyorum. Size ne? Size ne ya? Sevmiyorum belki de. Ama anne öyle mi olur? Aa çok ayıp. Ya size ne? Ben öyle. Ama işte onu da siz belirliyorsunuz. Nasıl hissetmem gerektiğini de siz söylüyorsunuz. Efendilerim benim. Bir sürü efendim var, buyuruyorlar bana. İşte hissetmeme de, düşünmeme de izin verilmiyor bu sistemde. İstediğim hayatı belki de zerrece yaşayamıyorum. Ve ben de kendime insan olduğumu belki de depresyonla ispatlıyorum. Depresyon belki de benim için bir insan olmayı ispatlama şekli. Belki de bir pasif direniş. Sizin benden istediğiniz hayatları yaşamıyorum direnişi. Belki bir özgür irade gösterisi. Belki bir insan olmayı ispatlama gösterisi. Kim bilir? Bir sürü yorum olabilir mi? Evet sevgili dostlar, Dostoyevski, psikologların psikoloğu, üstadımız, canımızın içi, aşkımız, bir tanemizden harika tespitler.
İnsan kendine insan olduğunu ispatlamak ister an be an. O yüzden mahvetme hakkının elinden alınmasını asla istemez. Hayatlarınızı güzelleştirmeye çalışırsanız, çalışacağız da. Ama bu hak elimizden alınmasını istemeyiz. Hayatımızı mahvetme hakkımız hep elimizde olmalı. İyi giden şeyleri bozma hakkımız elimizde olmalı. Günah işleme hakkımız, hata yapma hakkımız hep elimizde olmalı. Ki biz bunlarla hep insan olduğumuzu kendimize ispatlamaya devam edeceğiz. Ve insanlık yakın bir gelecekte kendine insan olduğunu ispatlamak için kurduğu her şeyi yavaş yavaş, bu benim teorim, yıkmaya başlayacak. Belki görenlerimiz olacaktır. Evet, buydu. Biraz bunları konuşalım istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.